biz 6 tane mimarlık okuyan arkadaştık. Çizim yapıyorduk. Birden baktık, sallantı oldu, koridora koştuk önce. Herkes birbirine baktı, ne yapacağız? İkişer ikişer herkes bir tarafa dağıldı. Biz bir yere gidemedik, koridorda kaldık. Kapıyı açmaya çalıştım, odanın kapısı, kirişin lantonun altına gireyim diye, üstüme onlar yıkılmaz diye. Sonra sırtıma, sol tarafıma kiriş düştü. Ağız üstü düştüm, kapının üstüne. Kapı da altımda kaldı. Kapı da altımda kaldı, kırıldı kapı, kolum falan kapının içinde kaldı. Sol tarafında kolonun altında kaldı, kirişin altında kaldı. Ben hiç hareket edemiyordum. Kaçarken telefonumu almıştım. Diğer beraber kaçtığım arkadaşım da hareket edebiliyor, konuşamıyor. Üstüne göğsüne düşmüş kolon. Dedim cebimden telefonu çıkar, ara. Aradı, kimse açmadı. Aradı, kimse açmadı. 112 açmıyor, 110 açmıyor. Dedik ölelim yani, öleceğiz çünkü hareket edemiyoruz. Her tarafımız uyuştu. Saat geçiyor, bayılıyorum, uyanıyorum, bayılıyorum, uyanıyorum. Sonra polis bağırdı, dedi sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Bağırdım, son gücümle bağırdım, dedim yardım et, yardım et. Abi ismin ne, dedi Mehmet, dedim. Dedi duvara vuracağım, yerini söyle. Ne taraftan geliyorsunuz? Vurdu dedim sağdan, vurdu dedim sol üstten, vurdu dedim abi üstümdesin, üstümdesin. Dedi bu ışık sizden mi geliyor, flash yanıyor. Dedim ben açtım abi, dedi Allah'ıma kurban. Seni çıkaracağım dedi, korkma. Kaç kişisin dedim, 2 kişiyiz. Dedi diğer niye konuşmuyor, dedim göğsünde kolon var, konuşamıyor. Dedi çıkaracağız, korkma. Abi dedim nefes alamıyoruz, bitti nefes. Sonra nasıl oldu anlamadım, eştiler. Üstündeki kolonun halıyla malıyla çektiler, çıkardılar beni. Yani oradan çıkmamız Allah'ın bir mucizesi, imkansız bir olay. Bu Sürsü'deki şey değil mi abi senin? Ay, öğrenci evinde, Sürsü'nde öğrenci evindeydik. Kaç kişi kaldınız abi? Biz normalde 4 arkadaşız, kalan 2 tane misafirimiz vardı, 6 kişiydik bu akşam. Hepsi kurtuldu mu? Çok şükür hepsi kurtuldu abi. En son ben çıktım, bir yerlere yine iyiler. Köşede odalarda oldukları için oralar yıkılmamıştı, bina ortaya yıkılmıştı. Bizim üstümüze yıkıldı, biz ikimiz kötüyüz, benle Sahra'nın. Benim yanımdaki arkadaş, diğerleri ayakta taburcu işte, birkaç çizik kırık öyle. Bizim biraz ağır, onun için de bir sıkıntı yok çok şükür. Üstümüzdeki komşularımız öldü, altımızdakiler öldü. Peki abi şu an senin vücudunda kırıklar var, nerede ne var biliyor musun? Dün akşamdan beri sol omuzum çıkık, kimse ilgilenmiyor. Sol bacağımı sadece alçıya aldılar. Gelip kontrol eden ne yaptı, ne etti, yok. Yani bunlar sıkıntı. Canım yanıyor. MR falan çektiler de hani ben yemek yemiyorum, su içmiyorum dünden beri. Tam ölmek üzereyim. Bir şey de demiyorlar. Çıkmış mı, girmiş mi omuzun, şişmiş, boynumu oynatamıyorum. Kımıldatamıyorum. Kimse bir şey demiyor. Gelip gitmiyor kimse. İşte doktora alıyorlar. Bilmem şeyci gelecekmiş, ortopedi neredeymiş, gelecekmiş. Yani böyle bir zamanda gelmeyecekse abi ne zaman gelecekler? Çay içiyorduk. Sonra ben çay dolduruyordum. O an deprem oldu. Deprem olmasıyla biz salonda oturuyorduk. İşte salonun kapısının önüne geldiğimizde bina o anda zaten hareket etmemize fırsat bile vermedi. Şimdi birbirimize sarıldık. Şey yaptık yani, kelime-i şehadet getirip birbirimize haklarımızı helal ettik. Orada her şey üzerimize yıkıldı. Peki abla siz nasıl çıktınız? Kendi çabanla mı çıktınız yoksa devlet şu şekilde çıktık biz. Belki hani tuhaf gelir insanlara ama gerçekten Rabbimin yardımıyla çıktık. Yani o enkazın altında ikimiz de abdestliydik. Eşimle birlikte bağıra bağıra dua ettik. İzaca eşim de elemleşerek okudu. Dua ede ede eşim orada, ben altta, eşim üstümde. O şekilde eşim yatsı namazını kıldı. Yani anlatamam, gerçekten çok çok kötü bir durum. Hiçbir şekilde yani elini kaldırsan parmağını göremeyecek şekilde bir yerdesin. Eşim üstümde ama benim komple belden aşağı beton duvarın dibindeydi. Eşim işte bizi kurtaran doğalgaz borusu. Bir de şey,
buzdolabı. O mu sizin üstünüze düşen şeyleri kurudu? Şey yapmıştım ben. Sabahtan bir de perdeyi kayıp takmıştım. Eşim şey, perdeyi taktıktan sonra merdiveni kapının yanına koymuştu. O kapıda şeyi tutmuştu, çatıyı tutmuştu. Yani o şekilde biz işte dediğim gibi dua ederdi. Sonra bizim komşumuzun kocasının bağırışlarını duydu eşim. Bağırış çağırış işte, millet hani sesimizi duyan yok mu, biz dua ederdi. O şekilde bize ulaşıldı. Bir ışık geldi eşimin üstünden. Böyle nokta şeklinde. İşte o bizi zaten umut oldu. O ışık sayesinde işte biz bu sesimizi zaten duyuramadığımız için buzdolabının arkası demir tellerine vura vura sesimizi duyurmaya çalıştık. O şekilde işte bizi buldular. Ve bizi kurtaran da Mahmut isminde Suriyeli bir genç. Gerçekten şunu söylüyorum, Allah kimseyi o duruma koymasın. Çok zor bir durum. Ben 5-6 defa kriz geçirdim. Baygınlık geçirdim, şoka girdim. Yani kurtuluşumuz bir mucizeydi gerçekten. Eşimin hani sadece ayağı şeydi, bir de üstüne şeyler düşmüştü, kapı falan. Tahtalar düşmüştü ama ben komple belden aşağı betonların arasındaydım. Ve o Mahmut dediğim çocuk, biz hani Suriyelilere taş atarız ya, o çocuk tırnaklarıyla kazıya kazıya, elleri paramparça beni oradan çıkardı, elleri paramparça. Yani ben ölsem o çocuğu asla unutmam. Ben buradan ilk çıktığım zaman da arayıp bulacağım yani o çocuğu. AFAD ekiplerinden de değil, sivil olarak gelmişti. Ve o ben çıkana kadar tırnaklarıyla orayı kazıyıp beni oradan çıkardı. Yani ben onu hiç unutmuyorum. O şekilde. Şu an bir rahatsızlığın var mı? Şu an ne gibi sıkıntı var? İşte rahatsızlığım, sol bacağım dizden aşağısı ezildi. Sağ bacağımın da ezilmeler var. Kolumda ezilme var, kırık var. O şekilde gene buna da şükürler olsun. Bir de biraz korku kaldı tabii. Yani uyuyamıyorum korkudan. O şekilde. Olay anında biz, yani saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum. Eşimle birlikte içeride çay içiyordu, oturuyordu. Deprem anında ben bir kere sallandı, durur diye bekledim. Kaçma fırsatımız zaten olmadı. Durmayınca ben ayağa kalktım, eşimi kucakladım. Yani kafasını sardım. O anda işte komple bina, yani saniyelik oldu bir. Bir anda çöktü. Aşağıda işte dik bir şekilde eşim benim altımda kaldı. Tamam, bir şey yok. Bir şey var mı? Anne, çocuklara bak anne. Çocuklar korkuyor. Babacığım. Tabii sonra sen eşini... Eşimi kafasını tutup kucakladım. Aynı anda aşağı inince eşim benim altımda kaldı. Arfiyat bizi sıkıştırdı. İkinci bir aşçı şok oldu. Onu siz hissettiniz mi, hissetmeniz mi bilmiyorum. Olduğu zaman biz aşağıda daha çok sıkıştık. Zaten zifiri karanlık da vardı. Bir taraftan toz bitirdi. Biz o enkazın altında... Yani elhamdülillah abdestliğinde imanlı gitmeyi düşündüm. Aşağıda hiçbir şey düşünmedim. Allah kimsenin başına vermesin. Namazımızı da, yasımızı da zaten enkazın içinde kıldık. Yani sesimizi duydukları zaman yani dünyalar bizim oldu. Yani ilk de bize ulaştılar. Bize ulaşma şeyleri de şansımız da biz koridorda olmamızdı. Yani biz şey, koridorun sonuna kadar, dış kapıya kadar gitmiş olsaydık, yani Allah bildi bizi halen de arıyorlardı. Ben teselli ettim eşimi. Eşim 6-7 defa hem çok geçirdi hem bayıldı çıkarılana kadar. Ben işte harfiyat benim üzerime çökmüştü eşim daha çok ezilmesin diye. Ben bilerek çıkmadım yani, yerimden kıpırdamadım. Ama arka tarafımdan giriş yaptılar. Akutçular sağ olsunlar, Mahmut diye Suriyeli bir arkadaş vardı. O Mahmut yani Hızır gibi bir insandı. O Mahmut tırnaklarıyla o harfiyatı kazdı, çıkarttı bizi. Allah razı olsun ondan da, herkesten de yani kurtulduk sonuç olarak.
Eşimi benden sonra çıkarttılar. Bizi kaç saat harfiyatın dibinde kaldık bilmiyorum. Peki abi çocuklar ne araydı o ara? Çocuklar mıydı? Çocuklarımı ben bir hafta önce okullar tatil olduğu zaman köye göndermiştim. Çok şükür onlarda bir şey yoktu. Hani evde biz yalnızdık, iki kişiydik. Elhamdülillah çok şükür şu anda bir sıkıntımız yok. Eşimde biraz işte ezikler var. Ben de kollarımda, ayaklarımda ezikler var. Ama ben iyiyim Allah'a şükür. Çok şükür Rabbim daha kötüsüne korusun. Ya beterin beter var Rabbim bize hepimizi de ümmet-i Muhammed'e hepsini korusun inşallah. Amin amin.